Çevremizi nasıl koruyabiliriz? Yaşadığımız çevrede canlı ve cansız birçok varlık bulunmaktadır. Çevre, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır. Besin, su, elektrik ihtiyacımızı karşılamak için çevremizdeki kaynakları kullanırız. Besin ihtiyacımızı karşılayabilmek için toprağa, suya ve hayvansal gıdalara ihtiyacımız vardır kaynaklarımızı tüketirken çok özenli davranmalıyız. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır. Aşağıda çevremizi korumak ve güzelleştirmek için bazı çözüm önerileri verilmiştir. Sizin yapabileceğiniz çalışmaları işaretleyiniz. Çevreye çöp atanları, uyarmak yapabiliriz. Yerlere tükürmemek yapabiliriz. Atık malzemeleri ayrı ayrı biriktirmek evet. Plastik yerine kağıt torba kullanmak. Bunu ailelerimiz yapar ama biz de bir şey aldığımızda yapabiliriz. Bisikletler için güvenli sürüş yolları yapmak, bunu yapmak bizim görevimiz değil. Fabrika atıklarının çevreye atılmaması için afiş hazırlamak. Bunu yapabiliriz. Doğal enerji kaynaklarının kullanılması için proje hazırlamak. Bunu bizim hazırlamamız mümkün değil. Büyüdüğümüz zaman yapabiliriz. Ya olmasaydı. Gün içerisinde işlerimizi yapmak yaşamımızı sürdürmek için pek çok kaynağa ihtiyaç duyarız. Eğer bu kaynaklar olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu? Elektrik kesilirse yaşanacak sorunlar, şarj sorunu, ısınma sorunu, soğutma sorunu buzdolabının, soğutma sorunu, aydınlanma, akşam elektrik olmasa lambalarımızı yakamayız. Su olmazsa temizlik, temizlik. sorunu. Fidanlarımızı saksıdaki bitkileri sulama sorunu diyebiliriz. Su içme sorunu Yemeklerimizi yaparken de su kullanıyoruz. yemek yapma sorunu diyelim. Besin olmazsa yaşanacak sorunlar. Biz aç kalırız. Hayvanlar Aç kalır, insanlar ölür gibi sorunlar olur. tasarruf, kaynakların gerektiğinde ihtiyaç olduğu kadar kullanılmasına tutumluluk denir. Kaynakların tutumlu bir şekilde kullanılmasına ise tasarruf denir. Ev, okul gibi yaşam alanlarımızda tasarruf yapıyor musunuz? Bunlar nelerdir demiş. Suları açık bırak yapmıyorum. Lambaları gereksiz ise veya söndürüyorum. televizyon karşısında uyumuyorum şeklinde yazabiliriz Besin israfı. Aşağıda besin israfı ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Besin israfı çevre kirliliğine neden olur. Evet. Besin israfı aile bütçesini olumsuz etkiler. Evet. Besin israfının ülke ekonomisi ile ilgisi yoktur. Hayır, vardır. Tüketebileceğimiz kadar yiyecek almalıyız. Evet. Besinleri dondurma ve konserve yapmak gibi yöntemlerden uzak durmalıyız. Hayır. Yiyeceklerimizi atmadan önce ihtiyacı olanları da düşünmeliyiz. Evet. Cümlelerdeki boşlukları doğru sözcüklerle tamamlayarak bulmacayı çözünüz demiş. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak Hepimizin görevidir. <laughs> Çevre kirliliği olumsuz etkiler sağlığımızı. 3 Çevreye atılan çöpler kirliliğe sebep olur. 4. Sanayi tesislerinden çıkan sular çevreye bırakılmadan önce arıtma işleminden arıtma işleminden geçmelidir. 5. Erozyon ve bilinçsiz ağaç kesilmesi nedeniyle ormanlar tükeniyor. Kullanılan piller atık pil kutusuna atmalıyız. Çevre kirliliğinin en önemli sebebi israftır. Hemen yazalım. 3 kirliliğe kir li, -li ye 4 arıtma olacak ama burada bir yanlışlık var. 5 ormanlar altı atık pil kutusu yedi israf şeklinde yapabiliriz. Suyu tasarruflu kullanalım. Aşağıda suyun bilinçli kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir. Doğru olanları işaretleyiniz demiş. Muslukları çok fazla açmalıyız. Değil. Temizlikte yeteri kadar su kullanmalıyız. Evet. Bahçedeki ağaçları akşam sulamalıyız. Evet. Damlayan muslukların onarılmasını sağlamalıyız. Evet. Diş fırçalarken musluğu açık bırakmalıyız. Hayır. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmamalıyız. Evet. Elektriği tasarruflu kullanalım. Doğru olanları işaretleyiniz demiş. Apartman ve merdivenlerde harekete duyarlı lambalar kullanalım. Evet. Televizyonu kumandadan kapatmalıyız. Hayır. Elektrik tüketimi az olan beyaz eşyalar kullanmalıyız. Evet. Duvar ve tavan boyalarında koyu renkler tercih etmeliyiz. Hayır. Tasarruflu ampulleri tercih etmeliyiz. Evet. Sıra sizde bölümü. Evinizde hangi ihtiyaçların karşılanması için elektriğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Elbiselerimizin temizlenmesi için elbiselerimizin kırışıklığının giderilmesi için aydınlanma için. bulaşıklarımızın temizlenmesi için fırında yemek pişirmek için ısınmak için eğlence için ihtiyaç duyuyoruz televizyon bilgisayar tablet iletişim için telefon için ihtiyaç duyarız Verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Tabağa yenilecek miktarda yiyecek var mı yemek? Yemek var. Yemek Damlatan musluklar var mı? Evet. Bulaşıklar nokta nokta yıkanmalıdır. Makinede Duşta çok su harcanmamalıdır. Elektronik aletlerin nokta 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 kullanılmadığı zaman fişleri çekilmelidir işleri olacak. Odadan çıkarken lambalar kapatılmalıdır. Duşta suyun ısınması için beklerken akan suyun altına kova konulmalıdır, konmalıdır şeklinde yazabiliriz. Hangi kaynak? Aşağıdaki ifadelerde hangi kaynaktan tasarruf yapıldığını işaretleyiniz demiş. Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. Su uzun süre dayanması için yiyecekleri buzdolabında saklamalıyız. Besin. Gün ışığından yeterince yararlanmalıyız. Elektrik. Enerji tasarruflu elektrik. Arabalarımızı şehir şebeke suyu ile yıkamamalıyız. Su. İhtiyacımız kadar sebze meyve almalıyız. Besin. Şeklinde işaretleyebiliriz. Aşağıdaki açıklamalara okuyunuz. Örnek olayda ifade edilen çocukların bilinçli olup olmadığına karar verip işaretleyiniz demiş. Ela gündüz vakti boşa yanan lambayı söndürdü. Bilinçli. Dilek teyze alışveriş listesi yapmadan markete gidip alışveriş yapar. Bilinçli değil. Önce liste yapmak gerekiyor. Ezgi aldığı ürün hatalı çıktığında hakkını arar bilinçli. Mert elindeki parayla önce ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler alır, ürünler alır bilinçli. Hangi kutuya? Aşağıda verilen maddeler kullanıldıktan sonra geri dönüştürülecektir. Bu maddeleri uygun geri dönüşüm kutusu içerisine yerleştiriniz. 1 2 3 4 diye numaralandırmış. Gazete 2 kağıttır. Pet şişe 1 plastik. Plastik kova 1 plastik çünkü. Kutu içecek metal 4. Teneke kutu metal 4. Defter kağıt 2. Cam bardak 3 numara. Plastik poşet adı üzerinde plastik 1. Aşağıdaki ifadelerin doğru yanıtları önünde ilerlendiğinde ulaşılacak çıkışı belirleyiniz demiş. Geri Aşağıda verilenlerden geri dönüşüm olanların yanına G, yeniden kullanım olanların yanına Y yazınız. Market poşetlerinin çok poşeti olarak kullanılması yeniden kullanımdır. Kırık cam parçalarının eritilerek cam şişe yapılması geri dönüşümdür. Cam kavanozlardan abajur yapılması yeniden kullanım, gazete kağıdının ambalaj olarak kullanılması yeniden kullanımdır. Gazete kağıtlarının hamur haline getirilerek fotokopi kağıdı yapılması Geri dönüşüm plastik şişelerin ufalanarak eritilerek plastik saklama kabı yapılması geri dönüşüm küçük reçel kavanozlarının baharatlık olarak kullanılması yeniden kullanım teneke kutuların eritilerek demir çubuk yapılması geri dönüşümdür.